Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Geçen videomda, bir önceki videomda eski arabalardaki ateşleme sisteminin nasıl çalıştığından bahsetmiştim. Hangi parçalar olduğunu, bu sistemin nasıl işlediğini anlatmaya çalışmıştım. Bu videomda ise bu ateşleme modülü yerine bir role yardımıyla nasıl bu ateşleme sistemini çalıştırabileceğimizi göstermeye çalışacağım. Ateşleme modülü primer devredeki, yani bobinin primer devresindeki elektriği anahtarlama görüp açıp kapama yarayan bir parça. Bunun yerine ben bir flaşör devresi dedikleri bir devre var arkadaşlar. Role ve kapasitörle yapılan bu kadar basit bir devre. Yani sadece bir role ve bir kapasitör kullanılıyor bu devrede. Bu flaşör devresiyle de bu açıp kapama işlemini gerçekleştirilebiliyor. Bunun nasıl yapıldığını göstermeye çalışacağım sizlere şimdi. Arkadaşlar, küçük bir roleden bahsedeyim sizlere. Roleler küçük voltajda elektrikle, yani küçük akımlı elektrikle büyük akımlı elektriği kontrol etmeye yarayan bir anahtarlama görevi gören bir parça. Bunun içinde gördüğünüz gibi şöyle büyük bir sarım var arkadaşlar. Sargı var, bir bobin var. Şurada çizimini yapmaya çalıştım. Şu bobini görüyorsunuz. İki tane ucu var arkadaşlar bu bobinin. Bir de bir ortak uç var arkadaşlar. Ortak uçta normal close diyorlar buna. Normalde bağlı olduğu bir yer var, bir pin var. Bir de biz elektriği verdiğimiz zaman, yani 12 volt elektriği geçirdiğimiz zaman, bu şurada bir anahtar var arkadaşlar. Bu anahtar şöyle elektriği geldiği zaman mıknatıs görevi görüyor bu bobin ve şu anahtarı çekiyor bu tarafa doğru arkadaşlar. Normalde burası bağlantılıyken artık burası bağlantılı olmuş oluyor. Bu şekilde de biz bağlantı yapıyoruz arkadaşlar. Buraya küçük voltajda küçük akımlı bir elektrik verince yüksek akımlı elektriği de bu şekilde kontrol etmiş oluyoruz. Bunu ben internetten satın aldım. Linkini verebilirim. Bunu da bir eski bir şeyden söktüm. Bir bilgisayar güç kaynağından söktüm arkadaşlar. Ben bununla yapacağım arkadaşlar bu devreyi. Bunu kullanmayacağım. Yani bunu da kullanabilirsiniz siz de. Eğer isterseniz. Şimdi başlayalım devreyi kurmaya arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi bu devreyi kurarken ilk önce rolenin ortak ucunu, yani şu kom ucunu bulmam lazım. Bir de bobinin girdiği uçları bulmam lazım. Şurada böyle açıkça belirtmiş arkadaşlar zaten bobinin arkasında. Şurası arkadaşlar, şu uçla şu uç, mesela şurada çizdiği bobin. Şu uçla şu uç bobinin uçları. Şu ortak uç arkadaşlar. Bu da NC dediğimiz, yani normalde kapalı olan konum. Yani buradan komdan buraya gidiyor arkadaşlar elektrik normalde. Şimdi bu devreyi kurarken şöyle harflendirme verebiliriz. 1, 2, A, işte B, C diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi hemen kurmaya başlıyorum. İlk önce arkadaşlar dediğim gibi bir kapasitör kullanacağım. Bu kapasitörün değerini de şimdi söyleyeceğim sizlere. İlk öncelikle arkadaşlar bu bobinin, yani bizim ateşleme bobininin primer devresini şu normal şeyin, rolenin bobinine bağlıyoruz. Şöyle çıkarayım arkadaşlar. Burada primer devrim uçları olacak arkadaşlar. Şuraya direkt bağlayacağım. Primer diyeyim buraya. Burada bobinin primerini buraya bağlayacağım. Onun dışında arkadaşlar şu ikinci ucunu, rolenin içindeki bobinin ikinci ucunu koma direkt götüreceğim arkadaşlar. Ortak uça, yani A'ya direkt götüreceğim. Sonrasında şu arkadaşlar şuradan B ile A, yani normalde kapalı olan yerle ortak uçtan arkadaşlar şu kapasitörü oraya bağlayacağım. Bunun değeri de arkadaşlar, şu kapasitörün değeri de 1 mikrofarad, 1 UF, 250 volt. Şunu yanlış söylemiş olabilirim ama 1 UF diye geçiyor arkadaşlar. İnternetten satın alabilirsiniz. Bunun da linkini verebilirim. Sonrasında elektriği de arkadaşlar şuradan artı elektriği vereceğim. Buradan da eksi elektriği vereceğim arkadaşlar. Yani aküyü buraya bağlayacağım. Akü burada olacak. Şu uca, C ucuna, yani o bu bobin çektiği zaman kapanan uca herhangi bir şey bağlamayacağım. Bu şekilde bir devreyi kuracağım arkadaşlar. Şimdi bunu uçlarına arkadaşlar kablo kaynatacağım. Yani şey, lehimleyeceğim kablo. Daha kolay olsun diye. Sonrasında diğer bağlantılarını da yapacağım. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi rolenin uçlarına kablo lehimledim. Bağlantıyı daha kolay yapabilmek için. Sonrasında bu rolenin içindeki bobinin bir ucuyla komu birleştirdim. Şurada gördüğünüz gibi rolenin içindeki bobinin bir ucu. Şurada kom arkadaşlar. Şunu şöyle birleştirdim. Şimdi hemen 2 ile primer devreyi, 1 ile primer devreyi, yani bobinlerin uçlarını primer devreyle bağlantısını yapıyorum arkadaşlar. Şöyle tutturacağım burayı.
şu bağlantıyı yapmış oldum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bobinin primer devresini bağladım. Şimdi şu komu zaten birleştirmiştim. Komdan şu kapasitörü bağlayacağım arkadaşlar. Bir ucunu koma, bir ucunu da şuraya, yani normal close olan yere bağlayacağım. Şuradan arkadaşlar komdan alıyorum. Kapasitörün bir ucuna bağlıyorum. Diğer ucunu da buradan bağlantısını yapıyorum. Yani şunu da bağlamış oldum. Şimdi sadece yapmam gereken şey aküden elektrik vermek. Bir de arkadaşlar şu primer devre burada. Sekonder devreyi de şuradan şöyle şase yaptırdım şeye. Bir önceki videomda yapmıştım onu, o yüzden göstermedim şu an. Şuradan şasesini yaptım arkadaşlar. Şimdi elektrik vereceğim arkadaşlar şeye, roleye. Aküden artı elektriği aldım arkadaşlar. Artı elektriği şuradaki şu NC'ye bağlıyorum arkadaşlar. Yani şuraya bağlamam lazım artı elektriği. Bağladım şuraya. Şöyle yakından göstereyim sizlere. Şu artı elektriği arkadaşlar şuradaki NC'ye bağladım şuraya. Şimdi eksiği de alıp rölen içindeki bobinin bir ucuna bağlayacağım. Yani şuraya bağlayacağım. Şuraya bağladığım zaman devre çalışmış olacak. Hemen deniyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada çalışıyor. Bir de arabaya takacağım aynı sistemi. Yani bu şey flaşör devresini götürüp arabaya takacağım. Arabada da işe yarayıp yaramayacağını göstermeye çalışacağım sizlere. Yani denemedim gerçekten daha öncesinde. Çalıştırmayacağını ben de merak ediyorum. Bir de ona bakacağım. Arkadaşlar şimdi o yaptığım devreyi arabaya monte edip çalıştırmaya çalışacağım. Şimdi önce bobinin şu iki tane pin var arkadaşlar. Bunları çıkarıyorum. Şu arka tarafta da bir pin var, onu da çıkarıyorum. Şimdi arkadaşlar şu devrenin uçlarını şu bobini primer pinlerine takıyorum. Arkadaşlar. Şimdi şu devre şurada böyle dursun. Şimdi arkadaşlar artı elektriği aldım. Şuradaki normalde kapalı olan, yani ortak ucu normalde kapalı olan kısmına taktım. Şimdi de eksi elektriği de bunun içindeki sargının bir ucuna verdiğim zaman ateşleme başlayacak. Hemen yapıyorum şu an. Yaptığım zaman ateşleme başlaması lazım. Şu an ateşleme yapıyordur arkadaşlar. Arabayı çalıştıracağım şimdi. Şimdi marş yapıyorum. Bakayım çalışacak mı? Çalışmadı. Gerçekten çalıştı arkadaşlar. Vay be. Gördüğünüz gibi arkadaşlar araba çalışıyor. Ama şeyler, göstergeler çalışmıyor. O garip. Bir daha çalıştırayım. Şu an ateşleme devam ediyor. Gördüğünüz gibi çalışıyor ama çok kötü çalışıyor arkadaşlar. Sadece çalışıp çalışmadığını merak etmiştim zaten. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.